الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلامات. Bu kitap şey, Risale'ler toplamış, hizmet dosturları diye toplama. Külliyattan farklı farklı kitaplardan toplanmış parçalar. Şimdi bugünkü dersimiz Şefki Mutlak. Şefk. Şefk nedir? Aşırı istek, arzu. Arzu. Meyil. Başka mesela ne almış? Şefk. Sevk değil. Yani heyecanlı bir şekilde istek. Mesela bir de şefk var. Fe. Şefk. Bu şuunat-ı zatiye var ya, şuunat-ı zatiye. En merkezde şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i müneze, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bu sevk var. Se, şe, şe, şefk, şe var, e var, ve. Aş ve iştiyak. İştiyak. Güzel. Yani bir meselenin istek ve arzu edinme noktasında en doruk noktası şey iştiyak. Yani, doruk noktada isteme arzusu. Evet. Arzu. Ya, merkezi şey, kişinin kendisi. Mesela sevk ise harici tahrikle aktif olmak. Şefk ise içsel donanımla aktif olmak. Coşkunluk. Konu o. Bununla alakalı ben birkaç tane vecizi okuyayım misalde. Der tariki atsi mendi lazım Ahmet çariçiz. Fakri mutlak, atsi mutlak, şükrü mutlak, şefki mutlak, ey aziz. Yani Nakşibendi tarikatında dört şey lazım. Bir, fakri mutlakla gidiliyor. Kendini fakir bileceksin. Acizi mutlak, şükrü mutlak, şefki mutlak. Mektubat 20'de geçiyor. Bizde peki nedir? Bu burada koymamış da. Bu der tariki hocam, özür dilerim. Kusura bakmayın. Siz Nakşibendi'de mi dediniz? Bu bahsettiğiniz aslında Azimendi'de, bizdedir. Der tariki Nakşibendi lazımeme çar tek. Terki dünya, terki ukba, terki hestir, terki tek. Bu Nakşibendi'nin. Der tariki azimendi, lazımeme çar çiz. Aciz mutlak, fakr mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak, ey aziz. Bu azimendi mi diyor? Evet. Azimendi de, aslında almış oradan da ondan ya. Evet. Aslında kaynağı orası. Evet. Özür dilerim. Estağfurullah. Peki bizde nedir? Yani Nurculuk'ta şefkat, az, şefkat, tefekkür. Yeis en dehşetli bir hastalıktır. İkinci veciz. Alim İslam'ın kalbine girmiş, işte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi garpta 1-2 milyonlu küçük bir devlet, şarkta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Şefkin tersi yeis. Yani şefkin tersi bizde dönüm, yani içsel patlama, iç donanımlarını aktif etme, zirve hali şefk. Bunun zıttı yeis. Yeis. Peki şeytanın gayesi günah yaptırmak değil. Şeytanın gayesi günah ile yeisi atmaktır. Günah onun için işlettiriyor. Niçin? Kur'an-ı Kerim'de Müslüman'ı tarif ederken o Müslüman onlardaki günah işlemez denmiyor. Allah'tan ümidini kesmezler diyor. Allah'tan ümidini kimler keser? Kafirler keser. Yani yeis kafirlerin sıfatıdır. Müslümanlar da aktif etmeye çalışıyor. Peki insan, bir Müslüman yeise nasıl düşer veya o yolda nasıl şeytana aldanabilir? Günahla. İkinci lemada günah işleyen
her bir günah içine küfre gidecek bir yol var diyor. Niçin o yol var? Adam o günahla melekenin vücudunu inkar etmeye kalkıyor. Değil mi? Keşke olmasaydı. Veya Allah'ın böyle bir yasağı keşke olmasaydı diyor. Demek ki şefkin karşısında yeis var. Yeis. Yeis de mani her kemaldır. Koca devletleri müstemleke haline, halkını da köle haline getiren hastalık yeistir. Ya biz yapamayız canım, beceremeyiz ya. Yok canım ya, Avrupa ya, biz neyiz ya, mümkün değil ya. Bittin. Mesela sağlam bir insana, Allah Allah Bülent, yani rengin hakikaten beyaz olmuş ha, niye kalır dese, rengin bak kağıt gibi oldu, İbrahim hiçbir şey, hasta mısın kardeşim, bir şey mi geçiyor? Yok abi ya, olur mu ya biraz şey, böyle bir şey yapsan ya. Bu arada çaktırmadan böyle tuvalete gider gibi, aynaya giderene kadar zaten kafa gitmiş. Kafa gidince kan çekiliyor, beyaz diyor. Ondan sonra bakıyorsun, yeis başlıyor. Hastalık da böyle başlıyor. Münazarat ondan okuyorum. Evet, evet, neam, neam. Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısını demdemesini bozsa, sizin şefkiniz hiç bozulmasın. Hiç teessüf etmeyiniz. Çünkü memleket Allah'ım. Bir tanesi sormuştu böyle gelmeden önce. Abi ne olacak falan diyor. Yani Türkiye'nin siyasi şey. Yanımda birisi vardı, o cevap verdi. Çok hoşuma gitti onun cevabı. Dedi ki şimdiye kadar hep onun dediği oluyordu dedi. Yani onun dediği oluyor dedi. Kim bu? Allah. 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 Güzel bir cevap veriyor. Şimdiye kadar zaten hep onun dediğiydi, oluyordu dedi. Şimdi gene onun dediği olacak dedi. Ondan sonra bu tedirginlik. Baktık, tabii ya, hakikaten. Bak ne kadar rahatladı. Diyor ki, niye? O abi şöyle olacak mı, böyle olacak mı? Ya memleket Allah'ın ya. Ya dünya Allah'ındır. Mülk onundur. Bal arısını demdemesini de kesse, sizin şefkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kainatı nagamatıyla raksa getiren hakaikin esrarını İhtizaza veren musikayı ilahi hiç durmuyor, mütemadiyen güm güm eder. Kainat aynı şekilde devam ediyor kardeşim. Ne şefkin kılacak ki? Ya abi şöyle oluyor böyle. Olur mu? Her şey Allah'ın ya. Mülk Allah'ındır. Malikel mülk ye tasarrufe fi mülki keyfe yeşâ. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf ediyor. Senin ve benim şartımız yok. Ama biz şey yapıyoruz. Şimdi şuradan sual, zindan atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Zindan atalet. Atalet nedir atalet? Tembellik. Tembellik. Niye düştük buna? Sebebi nedir? El cevap, hayat bir faaliyet ve harekettir. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şefk ise matiyesidir. Bir de okuyayım. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şefk ise matiye, ne demek matiye? Bir de okuyayım o zaman onu göre. Hayat bir faaliyet ve harekattır. Faaliyet ve harekettir. Şefk ise matiye nedir? İtici gücü. Motoru gibi. Motoru, itici gücü. Yakıtı. Yakıtı mı motoru mu? Yakıt hükmünde. Yakıt. Peki. İşte himmetiniz şefke binip mübarezeyi hayat meydanına çıktığı vakit en evvel bak şefk, himmet var ya, himmet gayretiniz. Şefk şey gibi, araba gibi, yani at gibi şefke binecek, himmetiniz şefke binecek, mübarezeyi hayat cidaline çıktığı zaman, meydana çıktığı vakit en evvel böyle bir insanın karşısına ne çıkıyor? Düşman-ı şiddet olan, çok şiddetli düşman olan nefis. Değil. Yeis. Yeis. Yeis rast gelir. Ben de onu diyecektim ama bu doğrusu bu abin dedi. Abinin ismi neydi ya? Cemal abi. Düşman-ı şiddet olan yeis rast gelir. Kuvve-i manevisini kırar.
Batiği neymiş? Binek hayvanı abi, binek. Binek. İçte malzeme değil de binilen şey. Binilen şey. Mesela zaten söyledi. Himmet ve şefkiniz, himmetiniz şefke binip mübarezi hayat meydana çıktı vakit. O zaman hayat bir faaliyet ve harekettir, şefk ise matiyesidir. Şefke biniyoruz. Şefk denilen bir şey. Peki nedir o? Latifedir o. Şefk latifedir. Bir daha şey yapıyorum. Şuunat-ı zatiye şöyle değil. Allah'ın esma-i hüsnası sıfat-ı subutiyeten çıktı. Sıfat-ı subutiye sıfat-ı zatiyeden çıktı. Sıfat-ı zatiye şuunat-ı zatiyeden çıktı. Şuunat-ı zatiye mahiyet-i zatiyeden çıktı. Bu sıralamayı ne yaptım? Şuunat-ı zatiye mahiyet-i zatiyenin dışa vuruşudur. Peki şuunat-ı zatiyenin içinde ne var? 24. mektupta diyor ki 1. Şefkat-ı mukaddesi var en merkezde. Çekirdek, soğan cücüğü gibi şefkat-ı mukaddesi. Çık dışarıya, muhabbet-i münezzeh. Çık dışarıya, şefk-i mukaddesi. Çık dışarıya, lezzet-i mukaddesi. Memnuniyet-i mukaddesi, iftihar-ı mukaddesi. 286 olabilir İbrahim sayfa. Ona bakıyorsun. Abi başka bir şey bakıyorum. Hani Matiye ben başka bir şey biliyordum ben ya. Öyle yani mi? Binek değil mi? Ne? Lugattan baktım ama. Tam hatırlı böyle materyal şeyden falan geliyor zannedersin. Peki bak bakalım. Bize de şey yap. Biz de istifade edelim. Şimdi şefkat-ı mukaddesi şuunat-ı zatiyenin içindedir. Muhabbet de oradandır. Şefk de oradadır. Sefk de oradadır. Lezzet de oradadır. Memnuniyet de oradadır, iftihar da oradadır. O zaman şef nedir? Latifedir. His değildir, duygu değildir. Şef çok ciddi bir binek, vasıtadır. Bir yere götürmesi lazım. Diyor ki, işte himmetiniz şefke binip, mübarezi hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşmanı şedid, en acayip düşmanımız, yeis. Mesela hastalık var ya hastalık. Ramazan şey nerede İsmail? Yeis var ya İsmail. Hayır. Ben düzelemem ya. Ben hastayım. Bununla alakalı bir gavurun bana bir videosunu göndermişlerdi. Bununla alakalı bir uzman doktor. Biz bu dersleri çok yapıyoruz. Hani şef için, psikoloji için. Adamın bir tanesi. Bak bu imanı yok ha. Bak imam yok ama sırrı yakalamış. Kanun-ı ilahi yakalamış. Trafik, Zeki, şey var ya motor. Motorla korkunç bir kaza yapıyor. Boyundan aşağı felç oluyor. Boyundan aşağı felç oluyor. Bu olmuş hadise. Gösteriyor videosunu bu. Film değil. Ondan sonra tabii yediriyorlar. Ekmek yediriyorlar. Yani bundan aşağı bir şey çalışmıyor ki. Kafa çalışıyor ama. Dediler ki İsmail, sana çok lazım olur kardeşim. Sen çık böyle Bülent onu göreyim. Dedi ki doktor, sen artık ömür billah buradan aşağı felç yatağa bağlı kalacaksın. Bak sana bakıyor değil mi abi biraz koluna? Bana dediler aynısını. Ha. Dediler değil mi? Doktorlar dediler. Ne kaldıramayacaksın dedi. Komple sağ tarafa gidecek dedi. Sol tarafın mı? Sağ taraf. Sağ tarafın komple gidecek. Hı. Çalışmayacak dedi. Ha. Ama ne yapıyorsun şimdi? Bak aşağıda Allah razı olsun. Çayı bana sen koydun. Çayımı sen koydun sonra o elinle. Hani kaldıramayacak da çay koydun. Peki o adama dediler ki sen bundan sonra yatağa mahkumsun. Yeis nedir Zeki anlatmak için söylüyorum. Bu iman şart değil. Kanunu yakalamak. Bu kanun ilahi yak. Kafir mümin fark etmiyor. Sistemi yakaladığı merkez aynı çalışıyor. Ama din işe bize yardım ediyor. Bunun yöntemi kısaca bize öğretiyor. Şey ne yaptı biliyor musun İbrahim? O çocuk, o delikanlı. Hayal ediyor. Hayal ediyor. Sinir sistemin buradan açıldı. Koptu ya sinir. Bağladılar ama gitmiyor. Sinirlerim çalışıyor. Ayağa kalkıyorum. Bak gözünü kapatıyor. Hayal. Yatıyor. Vücudum çalışıyor, ayağa kalkıyorum, yatak aynı böyle yapıyor. Yataktan iniyorum, ikinci katta hastane, yattığı yer. İkinci kattan tak 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 iniyorum, arabama biniyorum ve gidiyorum ve yürüyor. Her gün onu yapıyor.
Yani üç tane kuvve bilmeyerek bunu aktif ediyor adam. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviye. Bunlar güç kaynağıdır. Güç. Vücut. Mesela şu. Şimdi geldi sporcu. Mermeri kıracak. Hıyt diyor bir vuruyor. Eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor. Bizim tabirle tefekkür ediyor. Tamam mı? Yoğunlaşıyor böyle. Konsantre oluyor. Hıyt diye bu sefer mermer kırılıyor. Şimdi konsantre olunca o olmayan enerji nereden çıktı? Şehvet mesela. Öfke, gada. Hiçbir şey yok. Birisini hatırımıza gelse, araba sürerken, bulaşık, bir temizlik yaparken karşımıza geliyor. Nasıl dedi, niye dedi, Allah Allah. Hormonlar değişiyor mu? Değişmiyor. Haletler değişmiyor. Kaslar değişiyor. Veya kuvve-i gadabiye. Ona şuna bak ya, nasıl dedi ya falan. Bayağı vücut değişiyor. Kuvve-i akliye de öyle. Tefekkürle o nereden aktif olduğu, o güç neredeydi? Adam sporcu ya. Konsantre olunca güçlü oluyor. Öyle değil mi? Konsantre oluyor. Bir anda aktif oluyor. O güç neredeydi? Onu uyandıracaksın. Ha? Latifedir o. Kuvve-i akliye, kuvve, kuva, güç, güç. Onu tefekkürle aktif ediyor. Şimdi adam bu sırrı yakalamış. Düşünüyor. Düşünüyor. Tasavvurla, hani var ya tasavvur kendisi güçtür. O zaman neyi düşünüyorsanız olsunuz, oradasınız. Adam şimdi bir daha söylüyorum. Benim bu elektrikler tamamlandı. O motorcu yapıyor. Hayalen. Düşünüyor. Elektrik akıyor, 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 akıyor. Ayağı vücudum tamam aktif oldu. Elektrik gitti, sinyal gitti, felç kalk. Yatağımdan iniyorum. Merdivenden iniyorum. Arabaya bindim. Her gün üşermeden günde 5-10 defa yapıyor bu ayağı. Ve bir gün kalktı ki hakikaten elektrik akmaya başladı. Kalktı ayağı. Yazarsanız görürsünüz YouTube'da. Bunu bana bir doktor gönderdi. Ve Türkiye'de değil ya. Kanada'da bir doktordu. Türk vazife yapıyor. Oradan Nur dersine bu nasıl kardeşi ulaştırın dedi. Bak böyle olmuş. Bilmem oradan olmuş ki bana gönderdi. Adresini gönderdi. Kendisini yükledi. Ve kalktı. Bunun tersini düşün. İyi değilim. Yok canım ben yapamam. Ya zaten iyi değilim düşüncesiyle bir insanın iyi olabilmesi mümkün değil zaten. Vücut çöker ya. İyi değilim. Yapamam. Benim başım ağrıyor. Yok yok. Mümkün değil. Peki tersini düşün. Ben neyim ya, neyim var ki ya? Allah Allah ya. Niye canlanmasın ki? Evet mesela sen sporculuktan yaptın İsmail. Sağ, bak ilk önce böyle hayal edeceksin. Sağ tarafı böyle gardını alacaksın böyle. Böyle devamlı hayal. Yani bu vücut da böyle yapacak. Açılacak kardeş. Hasan abi şeyler var ya, dalgıçlar. Yarım saat 45 dakika suyun altında kalanlar mı ne varmış? Yarım yani, saat olan var ya. Psikolojiyle aynı. Yani düşüne nasıl? Acayip bir şey mesela. Onun şeyde yüzmeye ben gidiyorum İBB İstanbul Büyükşehir'in şeyine. Onu anlatıyorlar orada. Böyle dalarsanız diyor dakika geçme çıkarsınız diyor. Ama konsantre olduktan sonra dalın dedi. Peki bunu 3 katı 4 katına götüreceksiniz. Her konsantre becerdikçe daha fazla. Evet şaşıracaksınız. 15-20 dakika kalan var. Dünyada rekorlar kırmış Türk bir tanesi. Onu anlatıyordu yani yüzmede. Bu düşünce güç olduğunu. Bak burada şey söylüyor. Kuvve-i maneviyi kırar. Maneviyat da güçtür. İman da güçtür. İmanın sureti mahluktur. Mahiyeti mahluk değil. İman nurdur, kuvvettir. Kuvvettir işte mahluktur. Güçtür. Enerjidir yani. İman artması bir tahayyül değil, tasavvur değil, zan değil iman. Realitedir. Vücud halicisi vardır, mahluktur. 23. sözde iman nurdur, hem kuvvettir diyor. Kuvvettir işte. Kuvvettir. Enerjidir. Dolu dolu oluyorsun. Fırsat verme. Bizim en şiddet düşmanımız kimdi? En şiddet düşman rast gelir. Kim o? Yeis. Yeis, maniyer keman. Her güzele götüren bütün yolları kapatır. Bu acayip bir şey. Şeytan da, işte Kur'an'da ne diyor? Allah'tan diyor, ancak kafirlerin ümidini keser diyor. Mealen söylüyor.
Şeytan günah işlettirmek değil gayesi, günah ile yeisi atmaktır gayesi. Şeytan niye kovuldu, lanetlendi? Günah işlediği için değil veya işlettirdiği için değil Adem Aleyhisselam'a. Yeisi düçar olduğu için. Yeisi muptela olduğu için. Yeis bitiriyor canım. Yeis sadece Adem'i bir vücut ya. Günah cehenneme atar. Yeis ise Adem'e atar diyor. Cehennem nedir? Taşören şirkettir. Adem'e çalışıyor. 11. şuada söylüyor. Cehennem alemleri, Adem alemlerine çalışıyor. Cehennem anlatılıyor ama anlatılamayan, cehennemin cehennemi Adem var. Cehennemin cehennemi Adem alemleridir. Subhanallah, subhanallah der diyor. Vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah der diyor şualarda. Cehennemin cehennemi Adem'dir. İşte oraya yeise muhtelı olanlar düşüyor. Adem'e düşersin diyor. Günahla cehenneme, yeis de Adem'e düşüyor. O kadar acayip bir şeydir. Her şey öldürüyor, ya, bitiriyor, yapamam, edemem, beceremem. Yok canım, ben ayağa kalkamam. Bugün de tövbeden de bahsetmiştik. Tövbeyi de ortadan kaldırıyor. Yok canım, ben Allah benim lafı çeker. Ne yapayım ya? Kaç defa yapıyorum, kaç defa? İşte bu yeis. Yeis işte. Tövbeye bile yanaşmıyor. Her şeyin belası. Düşman-ı şiddet olan yeise rast gelir, kuvve-i manevisini kırar. Siz o düşmana karşı la taknetu, kılıncını istimal ediniz. Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Allah Allah, görüyor musun? Yeise karşı la taknetu. Allah'tan ümidini kesme ya. Gördün mü bak? Sonra muzahametsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylü tefevvuk. İstibdad-ı hücuma başlar. Meylü tefevvuk. Ne demek? Önde olmak, hepsini geçmek. İmam Rabbani Hazretleri çok acayip bir şey söylüyor. Çok garibime gitti. Okuduğum zaman da şaşırdım. İşte tahmin etmezdim. Kalpten, kalp hastalıkları var ya, kalbin hastalıkları. Emraz-ı kalbi. En son çıkan hastalık neymiş biliyor musun? Evliya olmadan önce en son bir hastalık var. Çıkmıyormuş o. En pis oymuş. En son o çıkıyormuş. Seratan. He? Seratan. Yok, seratan kanser. Ruh kanseri o. Namaz kılmayan ruh seratandır der Rütbe-i Şami. Dini şey yapar. Yoksa bedeni sağlam olsa ne olur? Ruhun kanserse. Ruhun kanseri de namazsızlıkmış. Kalpten, emraz-ı kalbiyeden en son çıkan en kalp hastalığı nedir? Tahmin edin bakalım. Baş olma sevdası. Oymuş. Amit abi. Baş olma sevdası. Rüya kalıp olmuş. Ya her şey giriyor işte. Ben onun zatın şeyini naklediyorum. Keşfetmiş, bulmuş. Meyli tefevvuk yeisten sonra karşımıza çıkıyor. En dibe yeisi koymuş usta. Sonra meyli tefevvuk. Emsaline tefevvuk etmek, üstün gelmek. Acı bir şey. Ümmetçiliğin ruhuna en büyük şey hançeri sağlıyor işte bu. Birbirine mücadeleyi yapıyor. Oysa dahilde uhuvveti izah ediyor. Bu uhuvvet tesanüdü mahvedip götürüyor. Meyli tefevvuk. Hücuma başlar, himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Himmet atsa, ona vuruyor, attan seni düşürüyor. Siz, künü lillah, hakikatini o düşmana gönderiniz. Ne demek? Allah için olunuz. Onun için yaşayınız. Başkası için değil. Yani ben bunu yapıyorum sana üstünlük taslayacağım yani. Ya başkası için yaşıyor. Ne derler diye yaşıyor. Ne derler diye giyiniyor. Ne derler diye alıyor, veriyor, giyiniyor, elbise, araba alıyor. Tamam? Künü lillah. Yani başkası için değil, sırf Allah için yaşayınız. Allah için olmak lazım. Ondan sonra da illeli müteselsiledeki terettübü atlamakla müşeveş olan acüle çıkar, himmetin ayağını kırar. Ondan sonra ne yapar siz? Vesbiru ve sabiru ve rabitu. İyi siper ediniz. Vesbiru ve sabiru ve rabitu. Kopmayın, ayrılmayın, sabredin, bütün olun. Kopma, sabret. Yani aculiyet şey yapma. Yani teenni ile hareket. Sistemine o. Sonra da
medeni bitap olduğundan ebna cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın amalini dağıtan fikri infiradi ve tasavvuru şahsı karşı çıkar. Görüyor musun? En dipte yeis. Sonra meyli tefevuk. Sonra aculiyet. Sonra fikri infiradi ve tasavvuru şahsi. Yani cemaat içinde hareket ederken mesela şöyle oluyor. Meşeret yapacağız. Bugün cemaat içinde meşeret şeyini bulacağız. Sen gel. Olmaz sen. Sen de olma. Sen gel. Sen gel. Sen de gel hadi. Sen sözü yok. Yok. Gel. Evet. Şehirde meşeret yapıyoruz şimdi. Bilemel Hanımefendi meşeret yapıyoruz. Kimi seçtim? Noter memurları seçtim. Beni kim onaylayacak onları seçtim. Ondan sonra meşveret ediyoruz. Meşveret kararı canım. Bilemel Hanımefendi meşveret kararı çıktı. Meşveret kararını seçsinler seni. Onlar hep noterciydi. Hep noter, onaylattırıcı. Sen gel. Sen sana şüpheleniyorum zaten. Geçenlerde de kalemi bulunmuştun. Sen mi? Bana karşı fikir beyan etmiştin. Sen gel canım. Sen de ama. Sen gel. Tamam. Hadi konumuz neydi? Meşveret ediyoruz. Sonra cemaate diyoruz, çıkıyoruz. Meşveret ettik arkadaşlar. Nasıl yaptık? Evet arkadaşlardır. Meşveret bizzat yaşadığım şey. Böyle böyle bir mevzu var. Böyle olmasını en uygun görüyorum. Ne diyorsunuz? Tabii abi. Herhalde abi. Tabii canım ondan farklı bir şey olur mu? Tamam. Meşveret kararı bu. Ya, meşveretini sevsinler. Onu takkeme anlat. Bu nedir o? Niye söylüyorum bunu? Fikri infiradi tasavvuru şahsi. Bundan kaynaklanıyor işte. Peki siz de ne yapacaksınız? Hayrun nas yenfaun linnas. Olan mücahidi âli himmeti mübarezesine çıkarınız. Hayrun nas enfaun linnas. Yani insanların en hayırlısı, insanın en faydalı olandır. Kim faydalı burada? Kim hizmeti yüklemiş? Allah kimin omuzuna koymuş bunları? Onlar zaten Cenab-ı Hak fıtraten seçmiş işte. Koşturuyor kardeşimiz. Gel. Ama haftada bir derse geliyor. Yemek verirse, iftar yapsa, ağzını silip çekip gidiyor. Ondan meşret olmaz tabii. Başka? Hizmeti yüklenmiş. Layıkaları bilmem de zaten meşret olmuyor. Hizmet adına niye? Nereye göre neyi söyleyecek? Nereye göre ne konuşacak ki? Bu olmaz abi. Niye? Bana öyle geliyor. Diyecek. Başka bir şey yok ki. Ölçüsü kendisi olacak. Ama Kastamonu, Emirdar layıkası, Sikke-i Tasdik Gaybiye, tarihçede abi bu konuda Divan-ı Harbi'de böyle geçiyor. Benim şeyim bu. Ötekisi diyor ki Kastamonu'da da böyle geçiyor. Ha bu imadı, bu remizdir, bu sarihtir. Bu sarih söylüyor. Bu ima ediyor yani. Ha, böyle külliyata dayalı meşvereti şura işte ümmetçilik ruhu budur. Sen ben değil. O zaman sana farklı, senden farklı, sana zıt beyan etseler bile hazm-ı nefs ediyorsun da. Çünkü niye? Külliyattan söylüyor. Bak Kastamonu'dan söyledi. Emirdağ'dan söyledi. Böyle bir şey var. Buna girer mi diye. Demek ki hayrun nas insanların haylisi, enfaun linnas insanlara faydalı olan mücahid al-himmeti mübarezesini çıkarınız. Sonra başkasının tekasülünden görenek fırsat bulup ve hücum edip belini kırar. Görenek belası var bir de. Ya biz babamızdan böyle gördük ya. Biz hizmeti böyle gördük abilerde. Görenek belası. Toplumsal bir davranış uygularsak örf, anane, kültür dinin önüne geçmiş. Hani demiş ya dinimiz geldiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'a biz ecdadımızı, dedelerimizi, ceddimizi böyle gördük diyor. Öyle demediler. Şimdi de ne? Ya hizmeti böyle gördük ya abilerden, hocalarımızdan, ustalarımızdan, şeyhlerimizden böyle gördük. Ama bu yanlış dinizi. Ya hikmeti vardır ya sen hikmetten anlamıyorsun ya. Hikmeti nasıl külliyatı böyle diyor. Yok diyor. Yapma diyor. Yapma. Birbirimize hani var ya ilah edilmeyiniz mealen. Birbirinizi ilah edilmeyin. Ne demek o? Bana uyacaksın. Ama beraber bak beraber şuna uyalım. Dediğin zaman birbirine uymak değil hakka davettir. Bak Risale'de böyle geçiyor. Kur'an'da da böyle geçiyor tamam. Kur'an'ı bilmiyoruz ama asıl imamı şöyle diyor dediğin zaman kişiye uymak olmuyor. Hakka uyuyor. Peki o kişi ne yapıyor? Sana hatırlatıyor. Orayı gösteriyor.
Orayı gösteriyor. O zaman ne olur? Ümmetçilik olur. Ne olur? Bu olmasa görenek olur. Görenek öne geçer. Ondan sonra ümmetçilik yerine fikri infradilik başlar. Kimisi görenek, kimisi örf, kimisi anane, kimisi milliyetçilik, kimisi servet, kimisi önde olmak, makam vesairesiyle veya parasıyla bloke ediyor. Görenek, acayip bir bela bu. İkinci Emirdan da bu görenek belasından çok bahsediyor. 99. sayfasında ikinci Emirdan'da. Siz de Allah la gayre fel yetevekkelül mutevekkilûn olan his dehasını himmet-i merci yapınız. Sonra da at ve nefsin itimatsızlığından neşet eden tevfiz ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı gaddar geliyor, himmetin elini tutup oturturuyor. Yani sonradan kim geliyor? İşi birbirine bırakmak. Ya Cemal mıydı? Cemal. Ya Cemal kardeş yapıyor. Tövbe. Kardeş de dese ki Ali Mehmet'e, ya o zaten o dershaneyi açıyor. O zaten yapar. O var zaten. Ben gitmesem de olur. Hizmeti birbirine bırakmak. Ondan sonra birbirine şey yapmak ve çıkmak. Sıyrılmak. Tembellik limanına girmek. Bir de okuyayım burayı. Sonra da ats ve nefsin itimatsızlığından neşet eden tevfiz ve işi birbirine bırakmak olan düşmanı gaddar. Taksimül amal yapacağız. Taksimül mesai yapacağız. İşi taksim edeceğiz. Ondan sonra herkes vazifesini yüklenecek. Fakat böyle birbirine bıraktın mı ortada hiç kimse kalmıyor. Mesela baklava geldiği zaman el seri çalışıyor sofrada. Ama çorba gelince rölantiye düşüyor yani. Hizmet olduğu zaman ya o yapar. Tamam. Ücret olduğu zaman tak 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 rölantiden çıkıyor. Acayip bir şey yani. İnsan zaafları bunlar ya. Fesubhanallah. Münazarat var mı orada? Bak bakayım. Yani 95 ile 97 arasında bunlar geçiyor. Peki ben devam edeyim gene. Bak burada. Buradan toplanmış. Aslı şeydedir. Asar-ı Bediye'dedir. Bak 95. Bak burada. Şimdi başka kim gelmiş? Şimdi bakalım kim gelecek. Ne? Sonra Allah'ın vazifesini müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir. Allah'ın vazifesine müdahale etmek. Allah'ın rububiyeti var ya. Onu beğenmemek veya onu müdahale ediyor Allah'ın işine. Himmetin yüzüne tokatlar, gözünü kör eder. Siz de istikamet yani kema umirte ve la tene merru ala seyyidik olan kâr-ı aşina ve vazife şinas olan hakikati gönderiniz ta onun haddini bildirsin. Nerede geçiyor? Hayrına Allah hayrın fel yetemekken mutemekkilun leyselin insan. Ha, istekim kema umirte, orada şey yapamadım ince, istekim kema umirte, emrolunduğun gibi ol, ve la tenne merre ala seyyidik deyin, olan kar aşına ve vazife şinas olan hakikati gönderiniz, ta onun haddini bildirsin, sonra umum meşakkatın anası ve umum rezaletin yuvası olan meylu rahat geliyor. Meylu rahat. Meylurat için ne diyor? Umum meşakkatın anası, umum rezaletin yuvası olan meylurahat. Fok balığı gibi. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefaleti atar, siz leysellil insan ilaması olan mücahidi Ali Cenab-ı o cellad-ı sehara gönderiniz. Evet, size meşakkatta büyük rahat var. Size
meşakkatta büyük rahat var. Zira fıtratı müteyyic olan insanın rahatı yalnız sahibi cidaldedir. Mesela çok ilginç bir kanun var böyle. Meşakkatta var ya, meşakkat, zorlukta. İnsanı gayrete getiriyor, rahatlık varmış orada. Rahatlıkta ise ne vardır? Bunun tersi var. Bak, rahat değil, sıkıntı var. Böyle hatırlıyorsun. En muzdarip adam kimdir? İşsiz adamdır. Ömrünün geçmesini ister diyor. He? Ömrünün geçmesini ister diyor. Ama. İster, evet. Yani nasıl, ne yapacağını bilmez. Ondan sonra zira fıtratı müteyyic olan insanın rahatı yalnız sahibi cidaldedir. İnne lekum fil mutem fil meşayaki rahmati innel insanel mutehayyecate fitratuhu rahmetu fisse'i vel cidal. Şimdi anlıyorum ki ne dediğimi anlamıyorsunuz. Zira ben siz oluyorum, anlamıyorum. Şunun büyük kardeşi olan ulema reçetesi daha mübhem konuşuyor. Demek beraber bir gezmekliğim lazım. İşte ben de hayalimi tefrik ettim. Şimdi ustad bizim makamımıza geçiyor. Ben siz oluyorum diyor. Anlamıyorum. Kendimizi onun yerine koyuyorum. Çünkü ustad çok veciz söylüyor. Bütün külliyata biraz hakim olacaksın ki bunların içini açasın. Ben şuradan biraz daha şuradan okuyayım da keseyim. Diyor ki der tariki atsi mendi lazım çare çiz. Fakri mutlak, atsi mutlak, şükrü mutlak, şefki mutlak ey aziz. Nakşide şu var. Tariki nakş hakkında denilen dört tariki nakşi bendi lazım Ahmet çari terk. Terki dünya, terki ukba, terk esti, terki terk olan fikra-i rana birden hatıra geldi. O hatırayla beraber birden şu fıkra tulu etti. Ustad'da da fakr, ats, şükür, şefk. Nakşi tarikatında dört tane böyle ümde var. Nedir o? Terki dünya. Allah için dünyayı terk etmek. Terki utba. Vazifelerinde ahireti gaye edilmemek. Rıza ile gaye edilmek. Terk esti. Hevesini terk etmek. Ulan ne büyük adamsın ya, ben bunları nasıl terk ettim, ulan iyi bir adamım falan dememek için terkleri de terk et. Rüşt abi derdi ki şimdi öyle bir duruma geldi ki terki dünya yerine celbi dünya, terki ukba yerine celbi ukba, terki esti yerine celbi esti, terki terk yerine celbi celbi derdi. Terki terk değil de celbi celbi. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefkle hareket etmektir. Mesela sıkıntı geldi, hakikaten yürümüyor işte. Hiç bir şey yapmadan sen devam edeceksin. Ya başkasına endeksli çalışırsa zaten hiç bu yola çıkmaman lazım. O böyle yaparsa ben de böyle yaparım. O yapmıyorsa ben niye yapayım? Öyle bir şey yok. Mesela hakikaten bu son benim başıma geçen hadiseyle tam benim şeytanın yakalayacağı bir zarf noktam. Ya tamam ya, bunlardan böyle benim dostlarım da dost bir kardeşler falan beni desteklemesi gerekirken bazen çatlak şeyler oldu ya. Ya şuna bak ya ne diyor falan diye. Bize ne dememiz lazım? Ya çantam aldı, hadi eve gideyim ya. Bunlarla mı şey yapacağım? Yok, hiç hatırıma bile gelmedi. Bildiğim gene doğru yoldan devam ettim. Yani şefki kıracak şeyler olduğu zaman sen başkasına endeksli hizmete atılmadın ki. Başkasına endeksli hizmetten çekileceksin. Devam edeceksin. Bir de okuyayım. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefkle hareket etmektir. Bilmiyorum böyle Hamit kardeş sana ne kadar sıkıntı çekmiştir öyle paldır küldür diye. Kimse hizmeti size kırmızı havluda takdim etmiyorlar. Yolunuza da halı sermiyorlar yani. O zaman şef kırılmayacak. Çünkü başkalarının futuru ve çekilmesi ehli himmetin şefkini gayretini ziyadeleştirmeye
sebeptir. Çekildiler, gelmedi. Gelmese gelmesin canım. Ne yapalım yani? Ha ama onun Risale-i Nur'daki sari açık olan emirlere muhalefet ettiğinde şefki kırıldıysa mesulsun. Mesulsun. Yani buradaki emre muhalefet etmekten kaynaklanan şef kırıcı varsa mesulsun. Ama buraya da olmayan bir şey söyledin. Şey olanı söyledin. Hizmet ettin. Mesela adam diyor ki televizyon koyalım dershane. Siyaset koyalım diyor. Usta ne kadar? Karşı biliyorsunuz siyaset. Siyaset buraya. A partisi, B partisi koyuyorsun. Yok. Yok işte şey para aileler isteyelim falan. Mesela var ya dosturlarımız. Şimdi sen onları koydun mu? Adamın şefki kırılır. Belki de başka bir partidendi. İman hizmetinden lakayt olur. Gelmez. Onun da mevali sensin tabii. Yok. Ya şey yapalım. Şöyle şöyle de yapalım. Böyle böyle de yapalım. Malum hizmette vardı ya şöyle. Böyle. Onunla yok sen burada böyle yazıyor. Ben bunu böyle yapamam dedin. Adam da benim şefkim yok dese. Tamam sen bilirsin. O başka yani. Ben merkezdi. İnsanların şefki kırılmaması gerekiyor. Çünkü başkalarının futur ve çekilmesi ehli himmetin şefkinin gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidir. İkinci kelime, müddet hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden şudur ki, yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alemi İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi GAP'ta 1-2 milyonlu küçük bir devlet. Mesela Hollanda. Devlet de değil ha. Gölün ortasında 5 metre suyun altında duvarlarla suyu tutuyor. İşte 15-20 milyon da yok yani. Bir bakıyorsun Afrika'da, bir bakıyorsun bilmem Asya'da devletleri sömürüyor. Nasıl yapmış? Yeistir ki bizi öldürmüş. Yeisi içimize attı. İngiliz mesela. Nedir o ya? İrlanda ile birleştiği gibi büyük gözüküyor. Ufak bir yer, ciğer ya. İçimize yeisi atmış. GAP'ta 1-2 milyonlu küçük bir devlet, şartta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Sebebi yeis. Hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş. Ne demek yani yüksek ahlakımızı öldürünce nasıl anlaşılır? Menfaat-i umumiyeyi bırakıp menfaat-i şahsiyeye nazarımızı hasettirmiş. Görüyor musun? Yani menfaat-i umumiye var ya, onu şey yapmamış, ya ben burada gemisini kurtaran kaptandır, burada dava mı varmış, İslam varmış, Müslümanlığı güzel mi temsil edeceğim, önemli değil. Ben şu Almanları biraz vursam, tokatlasam, biraz çalıp çırpsam, arkamda Türk gelmemiş varsa önemli değil dese, yani hareketini ya bir kişinin imanın kurtulmasına vesile olsam mı? Acaba benim davranışımdan bir tanesi örnek alıp da İslam'ın hakkında müsbet düşünür mü demeden ya kendi böyle cüzi, basit, geçici menfaatı esas alsa bak ne yüksek ahlakımızı çökertir. Ahlakımızı çökerten yeistir. Bak bir de okuyorum. Hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaati umumiyeyi bırakıp menfaati şahsiyeye nazarımızı hassettirmiş. Yeis yaptırıyor. Bana dokunmayan ya, yalan bin yıl yaşasın gibi. Aynen. Yani ben şey ya hiç burada almayan ne olacak ya ben biraz kendi menfaatime bakayım. Başka hem o yeistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmış az bir kuvvetle imandan gelen kuvve-i maneviyle şarttan garba kadar istila ettiği halde o kuvve-i maneviyi harika meysiyetle kırıldığı için zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Aramıza yeis attığı için. Başka hatta bu yeis ile başkasının lakaytlığını ve futurunu kendi tembeline özür zannedip yani o yapmıyor, o da yapmıyor. Ya ben bir şey yapacağım ya. Bizim orada derler ya. Dünyanın ipini koptu, sen mi bağlayacaksın derlerdi. Yani başkasının lakaytlığını ve futurunu kendi tembelliğine özür zannedip ne me lazım der. Oo, neyi kurtaracağım ya ben ne yapacağım? Herkes benim gibi berbattır diye
Şahamet-i İslami'yi terk edip hizmet-i İslami'yi yapmıyor. Ya neresini tutacağım ya? Nordan mıydı sizin orası? Ne diyor? Nordan. E şimdi ne olacak ya, ben burada ne yapacağım ya? Zaten bitmiş. Kimse dedi gelmiyor. Sen herhalde beri. Aynı kişiyiz. Bu işte yiyiz. Böyle düşünme. Senin vazifen orada kapıyı açmaktır. Dükkancı gibi. Sabah açacaksın. Akşam kapatacaksın. Gelir gelmez. Bana onu sormayacaklar kaç kişiye hitap ettin. Öyle peygamber gelmiş ki bir tane ümmeti bile olmamış diyor. Sen vazifeni yapacaksın. Her, ne mi lazım canım? Herkes benim gibi ya. Ben de onlardan niye farklıyım? Ben de onlarla beraberim. Hayır. Öyle değil. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor, biz de o katilimizden, yeis katilimiz, katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknetu min rahmetillah, kılıncı ile o yeisin başını parçalayacağız. Ma la yudreku kulluhu, la yutreku kulluhu. Hadisinin hakikatiyle belini kıracağız. İnşallah. Ya yeis ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Bir daha, yeis ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Seratan? Kanser. Kanser. Ruhun kanseriymiş. Adam mesela ruhu kanser olmuş, cesedi siyahta olsa ne olur? Ve kemalata mani enne indeke husnu zanni abdibi, hakikatına muhaliftir. Enne inne zanni abdibi, bu sözlerde geçiyor orada, bu öyle. Hakikatına muhaliftir. Korkak, aşağı ve acizlerin şeynidir. Bahaneleriymiş. Korkak, aşağı, acizlerin şeni ve bahaneleriymiş. Yeis. Şahamet İslami'nin şeni değildir. İslami hamiyetin, ümmet ruhunun özelliği değildir. Hususan Arap gibi nevi beşerde medari iftar yüksek seciyelerle mumtaz bir kavmin şeni olamaz. Araplar söylüyor. Yani bırakmış yani, ümitsiz. Yani ne olacak, ne yapacağım ya, İsrail zaten, Amerika. Aa, bitmiş. Hele necip bir kavim yani. Yani Arap milleti. Ama şu anda oldu. Arap gibi nevi beşerde medar iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şeni olamaz. Özelliği olamaz yani. Bakıyorsun, bitmiş ki ne olacak ya? Bitmiş. Ne yapacağız? Amerika İsrail'e karşı mı diyor? Böyle olamaz. Alim İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar eskide. İnşallah yine Araplar yeisi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir. İnşallah Hutbe-i Şami'ye 43 ve 45. Allah nasip edecek inşallah. Şurayı da okuyayım, bir şatrabıka da bitiriyorum. Şefkin tesiri şöyle. Birinci Harbi Umumi ve o zelzeli azimenin ahirlerinde o meskür heyetin yuvalarını tahrip eden manevi zelzeli azime meydana çıktı ki öyle bir heyeti âli-i ilmiye ve böyle bir vazife yapmak için bütün kapılar kapandı. Ben de o noksan fehimimle eski Harbi Umumi'de Farizai cihatta, avcı hattında ne kadar fırsat buldumsa kalbime tulu eden nükteleri yazıyordu. 1916 işareteceğiz şeyinde. Cephede hem savaşıyor, kalbine gelen manaları da Molla Habib galiba talebesine ona yazdırıyor. Derelerde, dağlarda hücum ederken kaydederdim. İşareteceğiz yazılıyor tefsir. Hem Ruslarla savaşırken. Fakat o acip ayrı ayrı haletlerin tesiriyle çeşit çeşit olmasından tahsib ve ıslah edilmesine çok ihtiyaç varken benim kalbim tebdil ve tahirine razı olmadı. Yani haletler biliyorsun avcı gibidir, ayna gibidir. O manaların yakalanmasına vesiledir. O halet-i rüye. Mesela bir halet-i rüyeniz olur. Güzel bir ders ortaya çıkar. Aynı sen.
Ahmet abi bir yerde ders yapar, bir aleti var mı? Bir yerde aynı ders yapar, aleti hiç yok, olmaz o ders. Halet-i Rüye'ye bağlı. Ben de diyor o avcı atında Ruslarla karşı savaşırken, o Bakara suresini ustalar tefsir ederken, kalbime gelen o haletler ayna gibi, çanak anten gibi uydudan geleni alıyordu, kaydediyordum. Sonra savaş bitmiş vesaire, ben diyor onları tahsiye edeyim, düzelteyim, hiçbirisine dokunamadım diyor. Ha? Şeye benziyor. Nasıl ki şehit o şehitin elbisesi soyulup sonra yıkanıp kefenlenmek olmadığı gibi ne yapılır? Şehit elbisesiyle gömülür. İşte bu gelen manalarda aynı elbisesi şeyin kefeni nedir? O usluptur, ifadesidir. Mana nedir? Ruhudur. Şimdi onu söyleyecek zaten. Diyecek ki bu böyle şehit gibi olsun. Tebdil etmeyin kıyafetini. Derelerde, dağlarda hücum ederken kaydederdim. Fakat o acip ayrı ayrı haletlerin tesiriyle çeşit çeşit olmasından tahsih ve ıslah edilmesine çok ihtiyaç varken benim kalbim tebdil ve tayirine razı olmadı. Çünkü her dakika şehit olmaya hazırlandığımız için bir niyeti halisa ile yazılmış ki o halet her vakit bulunmuyor. Ben de o yazılarımı tenzile bir tefsir olarak değil, belki tefsirin bazı vücuhuna bir nevi mehas olarak ehli kemal olan ulema-i muhakkikinin nazarına arz ediyor. Hakikaten benim şefkim, benim takatımın pek fevkinde bir noktaya sevk etti. Bazen de şefk seni senden ileriye götürüyor seni. Seni sen eder biliyorsunuz şefk. Şefk seni sen eder. Yeis ise seni senden eder. Unutma. Şefk seni sen eder. Onun tersi olan yeis seni senden eder. Hani var ya bazı insanların altı çizilecek adamdır. Bazıları üstü çizilecek adam diyemiştim. Bu işte şefk ve şey. Şefk ne yapmış? Hakikaten benim şefkim benim takatımın pek fevkinde bir noktaya sevk etti. Eğer ehli tahkik istihsan etseler beni devama ve ileri gitmeye teşvik ve tehlil ederler. Emirda 290'da orada devam ediyor. Diyor ki nasıl ki şehidin elbisesi çıkartılmaz öyle defnedilir. Ben diyor o cephedeyken o halet-i rüye gelen manalara kefen anlamına gelen temsil. Ona bir üslup, bir ifade giydirdim diyor. Onu diyor, ta o ifade de o andaki aletlerle olmuş. Onun için onu da değiştirmek istemem. O neyle giydirdimse diyor, şehit hangi elbiseyle şehit olmuşsa, onunla gömülür. Ya bu siyah gömlek diyor, ulan beyaz giydirelim, pembe giydirelim. Olmadığı gibi, o manalara da giydirilen kelam ribasını da değiştirmek istemedim. Peki, o kelam ve mana neyle çıktı? Hangi kaynaktan çıktı? Şef. Allah bir şefk vermiş cephede, o manalar yazılmasına vesile olmuş. Bugünkü şeyimiz şefk. Şefk matiyeymiş. Matiye bineğimiz. Himmet de ruhumuz inşallah. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.